Esselamu Aleyküm değerli izleyenler. Okur muyuz programıyla karşınızdayız. Bu haftaki yayın konuğumuz Murat Ayar Beyefendi. Ekin yayınlarındayız bu hafta. İnşallah kitap üzerine hoş bir sohbet olacak. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz. İlgi gösterdiğiniz için, buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hakikaten sıcak bir ortam. Güzel bir karşılama oldu. Biz de bunun için sizden teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Ekin yayınlarını tanıyalım. Ekin yayınları ne zaman kuruldu? Biraz da kendinizden bahsedin. Murat Ayar'dan bahsedin. Buyurun efendim. Sağ olun. Ekin yayınları bir geleneğin devamıdır. Önce bir yayıncılık, sonra yöneliş yayınları. Daha sonra da Ekin yayınları olarak yolumuza devam ettik. Ekin yayınları 1996 yılında kuruldu. Ekin yayınları olarak biz salt bir entelektüel aktivitizm, entelektüel bir çaba için yayıncılık yapmıyoruz. Misyon yayıncılığı yapıyoruz. Bu anlamda okurlarımız ile kitabı buluşturduğumuzda okurlarımızı da aslında sorumluluk almaya çağırıyoruz. Bu anlamda yeryüzünde yaşanan fitneye, fesada, fucura, fahşaya karşı bizim biricik kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e tutunarak toplumu, hayatı yeniden inşa ve ihya etme çabasını bir parçası olarak görmek istiyoruz okuyucumuzu. Ekin yayınları da bu anlamda bir yayıncılık faaliyeti sürdürüyor. Bir tarafta Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılması noktasında tefsir, kavram alanında yayıncılık yaparken, diğer tarafta da kendi tarihimizi bilmek anlamda yakın tarih çalışmaları, İslami mücadelede emek sarf etmiş hareketleri veya önderleri, hayatını, mücadelesini anlatan kitap çalışmaları, Kur'an kavramları, yakın tarih çalışmaları, güncel sosyal siyasal değerlendirmeler, konjonktürel kitaplarla okuyucularla bir bağ oluşturmayı çabalıyoruz. Okuyucumuzu, bizi takip edenleri, kitapla buluşturduğumuz kitleyi düşünmeden önce bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Dolayısıyla sorumluluk sahibi olmak için düşünmeye, düşünmek için bilgiye ve bilgi sahibi olan herkesi de bu sorumluluğun altına girerek ortak bir çaba içerisinde olmayı hedefliyoruz. Ekin yayınlarının bu şekilde kendisine bir misyonu var. Aynı zamanda bizim yayıncılık faaliyeti kapsamında Hak Söz diye bir dergimiz var. Hak Söz dergisi de aynı çatı altında. Aynı çatı altında, doğrudur, evet. 1991 yılından beri çıkıyor. Yani 25. senemize girmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki aylarda 300. sayımız çıkmış olacak inşallah. Yani bizim yayıncılık misyonumuzu anlatmak açısından bizim Hak Söz dergisinin altında yer alan ifade Kur'an'ın aydınlığına doğrudur. Ve bizim jenerimizde de sürekli şu ayet yer almaktadır. Ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Dolayısıyla böyle etnik milliyetçiliğin, dar bölge milliyetçiliğinin veya çeşitli ideolojik sert kapışmaların, tartışmaların yaşandığı ortamda Allah'ın bize layık görmüş olduğu Müslüman kimliğini öne çıkartarak, onu yücelterek, ona sarılarak, Allah'ına urvetul vuska dediği o kopmaz ipe tutunarak bir yayıncılık faaliyeti yapmaya çalışıyoruz. Evet. Murat Bey çok güzel özetledi bize aslında Ekin yayınlarının ve grubunun misyonunu. Bu misyona uygun olarak da kitaplarına baktığımız zaman hakikaten bu misyona tam da uyan kitapları şu anda basıyorlar ve yayın hayatlarına devam ediyorlar. Ben şimdi konumuza gelecek olursam biraz okuma üzerine sohbet edeceğiz ve neden okumuyoruz diye başlayalım. Türkiye'de kitap okuma oranları çok düşük görünüyor istatistiklere göre. Hakikaten de bu istatistikler gerçeği yansıtıyor mu sizce? Çünkü yayın evisiniz, satışlarınız var. Bu satışlar oranla bir değerlendirme yapacak olursanız nasıl bir değerlendirme yani yaparsınız? Türkiye'de mevcut olan istatistikler gerçeği yansıtıyor maalesef. Yani Türkiye'de
Yani bu hani biraz bizim geleneğimizle ilgili bir şeydir. Evet. Anadolu'daki bu neredeyse Anadolu Müslümanlaşmasından beri de süre gelen böyle bir sıkıntımız söz konusu. Genelde biz de şifahi bir kültüre daha yatkınız. Yani bir üstadımız, bir hoca efendimiz veya bir bilgemiz Evet. veya bir ne bileyim Şeyhimiz. reyimiz veya şeyhimiz fark etmiyor. Bu İslami kesim için de böyledir. Aynen. Sol kesim için de böyledir. Sağ Kesinlikle. kesim için de böyledir. O söyler. Dolayısıyla onun söylediği şey artık kanun hükmünde kararnamedir. Kesinlikle. Dolayısıyla genel anlamda biz toplum olarak Allah'ın bizim düşünmemiz için, akletmemiz için vermiş olduğu akıl nimetini biz ahirette gittiğimizde ey Allah'ım bana verdin ama ben 0 kilometre yani hiç kullanmadım sana geri getirdim gibi bir hadsizliğin içerisindeyiz. Böyle bir sıkıntımız söz konusu. Allah tam tersi tahkik ederek imanı emrediyor. Bilgi sahibi Kesinlikle. olarak, bilgi sahibi yani emin mutmain olarak imanı emrediyor. Ve bunun için de okumak gerekiyor. Ya okumayı da salt kitapla, kitaba da sıkıştırmamak gerekiyor. Allah'ın tabiatı yaratmış Yani olduğu şey hayatı, de hayatı da tabii görmek, ki. Yani onları mesela müşahede etmek, düşünmek bir okumak tabii. Yani çeşididir. Kur'an-ı Kerim'de işte yıldızlara, geceye, ne bileyim eski tarihlere, kıssalara atıflar var. Veya biz baktığımızda bir yaprağın düşüşünde bile bir hikmet var. Allah bir Kesinlikle. sineği örnek vermekten çekinmediğini söylüyor. Dolayısıyla eğer okuma faaliyeti böylesine bir geniş. Bunu daralttığımızda da şöyle söyleyeyim size. Yani bu bizim gerçeğimiz. Yani bu gerçeğimizi bilerek hareket etmeliyiz ki yol alabilelim. Tabii hani bir söz vardır. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına. Önce bir iğneyi kendimize batıralım. Bir acısını hissedelim ki sonra Doğru. bu gerçekliği görebilelim. Doğrudur. Yani Türkiye'de tüm cenahlar içinde bu istisnasız bir şeydir. Eğer yazar popüler değilse, yani popüler bir yazar değilse, bir grup tarafından ısrarla tavsiye edilen bir kitap niteliğinde değilse, iyi bir kitap dahi 1.000 adet basılıyor. Yani bizim şeyimiz bu. Hani bu bizim Yani gerçekliğimiz. 1000-2000 arası, yani en fazla bir 2000 olur yani. Gerçek budur. Çünkü Evet. yayın evleriyle biz de konuşuyoruz, dolaşıyoruz. Bu konudan yakınıyorlar gerçekten. Yani şu anda Yay Fed'in yayınlamış olduğu şeyler var, bandrol verileri var. Yay Fed işte Türkiye'deki tüm yayıncılar istisnasız ders kitabından küçük hikayeye kadar hepsini o vermekle sorumlu. Bu verilerde bandrol sayılarında her sene artış görünüyor. Bunu biz de hissediyoruz. Ama bizim açımızdan şöyle bir sıkıntı var. Yani hani hep olumsuz tarafı göstermeyeyim. Bir iki tespit yapayım. Olumlu tarafını da Olumlu elbette. gösterelim tabii ki. Biz hala 90'lardaki İslami cemiyet açısından söylüyorum. 90'lardaki o ivmeyi yakalayabilmiş değiliz. Yani 90'larda gerçekten İslami kesim gençleriyle, hocalarıyla, işte abileriyle, ablalarıyla iyi okuyorlardı. Yani bir kitap çıktığında Anadolu'nun en ücra köylerine kadar ki kitap evi üzerinden bir buluşma, bir görüşme tarzı var bizim camialarda. Hatta cemaatlerin bile kitap eviyle anıldığı bir Evet. kültürümüz var bizim. Bu çok çok önemlidir. Böyle bir şeyde 90'lardaki ivmeyi şu anda biz yakalayabilmiş değiliz. Ama yani 28 Şubat'ta yaşadığımız sıkıntı, üniversitelerde İslami görüşe mensup öğrencilere yönelik çekilen setler, üniversitede sol Kemalist laik unsurların darbeciler tarafından desteklenmesi, kültürel bir seküler güçler tarafından oluşturulmuş olan kültürel hegemonya bir şekilde hala devam etse de yavaş yavaş bu geriliyor. İşte Aslında bu kültürel hegemonyaya geldiğimiz zaman, şimdi bu sebeplerinden bahsediyoruz ya, okumanın azlığının, bu toplumun zorla batılılaştırma sürecine itilmesinin rolü nedir acaba bu konuda? yani bu bir projedir. Evet. Yani bu kültürel hegemonya ile alakalı. Ve bu proje Batı tarafından ciddi bir şekilde maddi olarak desteklenmektedir. Evet. Yani mesela televizyon programlarında siz hani işiniz gereği daha iyi bilirsiniz. Diğer programları da takip ediyorsunuz en azından bir analiz yapmak için. Evet.
Bir televizyon programında ben de bir yaklaşık 10 sene yayıncılık yaptım. Böyle bir benzer bir kuruluşta. Şöyle bir durum var. Eğer ki bir televizyonda diyelim ki ahlaksız bir ilişki ön plana çıkartılıyorsa veya işte son dönemin yani ilginç bir şekilde Lut kavminin yapmış olduğu ahlaksızlığı yapan tipler dizilerde veya yarışma programlarında veya herhangi bir yerde özellikle yer alıyorsa bu o dizinin Avrupa Birliği'nin veya X bir kuruluşu, kuruluş batılı bir tarafından kuruluşun desteklenmesi. desteklediğinin yani bundan %100 emin olabilirsiniz. Kesinlikle, Çünkü kesinlikle. bu bir projedir veya diyelim ki Diyarbakır'da veya Mardin'de veya Batman'da bir belediye böyle bir etkinlik yapıyorsa bu kesinlikle şey tarafından yani bir şekilde bu tarz kuruluşlar tarafından teşvik ediliyor, destekleniyorlardır. Çünkü Eğer sosyal bir proje ise, sözünüzü bölüyorum, kusura bakmayın. Eğer sosyal bir proje ise insanlara yardım etmek, insanları kültüre doğru yönlendirmek, bilinçlendirmek ise bunu yapan dünya kadar İslami kuruluş var, İslami cemaat var, yayın evleri var, kitap evleri var. İnsanları bilinçlendirmeye yöneltmekse eğer asıl amaç, neden bu tür yayın evlerine, bu tür yardım kuruluşlarına yardım edilmiyor da özellikle toplumu ifsad edecek kuruluşlara Batı yardım ediyor. çünkü yani amaçları belli. Evet. Yani çok şükür İslami kuruluşların da bunların yardımlarına ihtiyacı yok. İhtiyaçları yok, hiç Yani şüphesiz. bu İslami kuruluşların hepsi bilir ki bugün birisinden para alan yarın emir alır. Hani Dolayısıyla toz pembe bir şey tablo çiziyorlar ya, işte biz hani yardım ediyoruz ki işte insanlar kültür sahibi olsun. Halbuki bunun arkasında yatan projeden tabii bahsettiniz. ki böyle bir proje var. Yani bu sekülerleşme projesi Cumhuriyet'in ilanından bugüne devam eden bir şeydir. Bakın size bir örnek vereyim. Bu kültürel hegemonya nasıl kuruldu? Halk evleriyle alakalı inceleme yapın. Onların temsil kolu var mesela. Diyorlar ki şimdi şeyler ilan edilmiş. İnsanlar kendi kültürden nasıl koparacak? Diyor ki biz insanlara tek tek anlatamayız diyor. Bir tiyatro organize edelim diyor. Bu köy köy dolaşsın diyor. Oraya köylü gelecek diyor. Belki şeyini kapatacak ama diyor. O kişiliklerle kendi kıyafetleriyle, kendi değerleriyle alay edilmesine gülecek diyor. Bu da zamanla normalleşmeyi getirecek diyor. Bu oturmuşlar böyle bir mühendislik projesi olarak çalışmışlar bunu. Tabii Yani bu şey değil ciddi öyle. bir sosyal bilim Tabii. projesidir yani. Yani böyle şeyler var. Bizim bunun kitapla ilgili boyutu şu. Yani bunu şeylerden birleştirebiliriz. Yani bu sosyal ortamlarla kitabın okurun ilişkisi nasıl? Şöyle söyleyeyim size, hani Batılı yaşam tarzından birisi biliyorsunuz fast food'tur. Evet. Yani hızlı bir yaşam için hızlı bir yemek, sonra tekrar o kapitalist yaşam tarzı içerisinde üretime dönme amaçlı böyle bir şey vardır. Bir de şimdi fast okuma şey geldi. Yani bilgi niçin edilir? Bilgi aslında bizim için neyi ifade eder? Kitap, dergi bizim için neyi ifade eder? Bizim için damıtılmış bilgi ifade eder. Yani Kesinlikle. üzerine konuşulmuş, tartışılmış, istişare edilmiş, hatta birinci Belli bir baskı. süzgeçten geçiriliyor. Yani çünkü kitap yazılırken hani yazar yazıyor, sonra hemen basılıyor. Bu değil. Zaten belli bir kuruldan geçiyor, tahsisten geçiyor, sonra bize ulaşıyor. Tabi bu ulaşana kadar dediğiniz gibi damıtılmış bilgi. Bunun değerini bilerek okumak Evet. gerekiyor Ama aslında. şimdi işte sosyal medya allemeleri var artık. Evet. Yani insanlar yani şöyle söyleyeyim konulu bir Kur'an-ı Kerim çalışması yaparken bile işte meal açılırdı, tefsir açılır, o araştırılır ve bu bilgi insanda bir artı olarak kalırdı. Ama şimdi ne yapıyoruz? Bir şeye ihtiyacımız mı var? İçine Allah geçen ayetler yazıyoruz, önümüze geliyor. Aynen öyle. Ne oluyor? O an için bunu yapıyoruz. Bu bize kalıcı bir hale dönüşmüyor. Bu bizde paylaşacağımız, paylaşınca artan bir bilgiye dönüşmüyor. Ne yapıyor? O anı kurtarıyor. Yani bu en iyi niyetle. Daha da ötesi, buradaki bu bilgiye ulaşmanın o kolaylaşmasıyla bilgide derinleşmesi gereken bizlerin Daha yani çok üstten genel bir şey alıyoruz yani. yüzeysel alıyoruz. Daha da ötesi kendimize yani böyle müştehitlik
neredeyse vasfı yüklüyoruz. Yani fetvalar veriyoruz. İşte sosyal medyada yani hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey var. Böyle bir risk var. Ondan dolayı hani 1000 kitaptan bahsediyoruz. Şundan emin olun. Türkiye'de tüm çevreler için söylüyoruz. İyi bir kitap çıktığında bunun okuru şu anda 1000 kişidir. Bu 1000 kişiden de 300-400 tanesi altını çizerek, not alarak şey okur. O konulara da geleceğiz. Şimdi biraz kitle kültüründen bahsettik. Evet. Toplumun nelere doğru yöneldiğinden. Şimdi uzun süredir bu işlerin içerisindesiniz, yayıncısınız. Şu an kitap yayıncılığıyla, ekin yayınlarıyla ilgileniyorsunuz. Okuyucu profilinde bir değişim görüyor musunuz? Şimdi siz de 20 yıl önce, 25 yıl önce okuyordunuz. Çevrenizdeki insanlar okuyordu. Bugün de bu işi yapıyorsunuz ve müşterileriniz ya da okuyucularınız diyelim, okuyucularınızdaki değişimi fark edebiliyor musunuz? Ya da bir değişim var mı? Yani şöyle bir değişim söz konusu. Yani eskiden hani liseye giden bir öğrenci yani bazı şeylerin daha farkındaydı. Yani onları çocukluktan çıkmış kabul ediyordu. Yani bilinç daha yüksekti. Eğer solcuysa kendi fikirlerini daha iyi bilen, eğer Müslüman bir şahsiyetteyse, Müslüman bir ailenin çocuğuysa kendi dinini iyi bilen bir profildeydi. Şu an için bu söz konusu mu? O işte o söz konusu değil. Artan bir bireyselleşme hastalığı var. Bireyselleşmek bir şeydir, yani bir hastalıktır. Bu insanın kendi nefsini haşa mutlaklaştırması anlamında. Yani daha da ötesi tanrılaştırması anlamında ciddi bir sıkıntıdır. Bu liberal rüzgar gerçekten yani bizim hayatımızın her alanını etkiliyor. Evet. Bu okuma kültürünü de etkiliyor. Yani şu anlamda okuma bir disiplin işidir. Yani eğer ki bir şeyde derinleşmek istiyor isek, evet, bununla ilgili belli bir disiplin ile hareket etmeliyiz. Böyle maymun iştahlılıkla işte şu kitabı gördüm, hadi şuna başlayayım, şunun arka kapağına bakayım, şunun son sayfasına bakayım, şunun notuna bakayım, şu kitap işte çok popüler, her yerde konuşuluyor, bir de buna bakayım. Tarz şu anda çok yaygın. Aslında biraz da sosyal medya kitapçılığı diye bir şey başlamış çünkü yani insanlar güzel bir fotoğraf çekeyim deyip işte böyle okuyormuş gibi göstereyim, çayla kahveyle fotoğraf çekiyorlar. Eyvallah, çok güzel fotoğraflar var gerçekten. Ama işte insanlar onları görünce işte onda o kitap varmış, ben de alayım yanımda gezdireyim. Böyle bir kitapçılık. O kardeşlerimizi fotoğrafçılık anlamında istihdam etmek gerekiyor. Kesinlikle. Gerçekten bazen çok başarılı fotoğraflar görüyorum. Ama okuyucu... Ya inşallah okuyordur. İnşallah. Yani o resmen bir kompozisyon kuruyorlar. Siz mesela işte burada hani yayın öncesi hazırlık yapıyorsunuz ya, o da öyle bir şey yapmış. İşte yanına bir buğday sapı bırakıyor, bir şey bırakıyor. Çok hoş bir belli emek sarf etmiş. Okurken de aynı o titizlik gerekiyor. Kesinlikle. Bu iyi bir şey. Bir insanın kültürel bir ürünü sergilemesi hoş bir şeydir. Hoşumuza gidiyor. Benim hoşuma gidiyor. Ben güzel bir fotoğraf gördüğümde hoşuma gidiyor. Ama bu titizlikle kitaba da yaklaşmak gerekiyor. Dolayısıyla insan bir döneminde karışık okur. Canın istediğini yani okur. Evet. Ama bir süre sonra yani kendi ihtiyacına göre belirleyip o konuda derinleşmeli. Yani alan çalışması yapmalı. Konulu bir okuma yapmalı. Kesinlikle. Yapmalı ki o da o almış olduğu bilgiyi belki yazarak, belki anlatarak bir sonraki nesle aktarsın. Yoksa o bilgi orada donuklaşarak kalır. Bizim yeniden üretim, daha güçlü üretim yapabilmemiz için, var olanın üstüne çıkabilmemiz için bilgide derinleşmemiz gerekiyor. Şimdi sözünüzü böleceğim, kusura bakmayın. Benim daha önceden hazırladığım sorular var. Ben onların cevaplarını şimdiden almak istemiyorum. Onun için medyanın okuyucu üzerindeki etkisine değinirsek, medya okuyucu üzerinde olumlu veya olumsuz bir etki bırakıyor mu sizce? Vallahi yani ikisi de söz konusu. Yani medya olumlu etki de bırakıyor, olumsuz etki de bırakıyor. İşte Rehber Televizyonu buraya kadar gelmiş, olumlu etki bırakmaya çalışıyor. Yani kendi kitlesine, kendi çevresine.
Sizin gibi düşünen medya organları da var. Ama genel nasıl? Genel kötü. Kesinlikle. Çünkü genel senin düşünmeni, sorgulamanı istemiyor zaten. Senin bir şekilde oraya kapılmanı istiyor. İşte çıkan reklamlardaki ürünleri almanı istiyor. Senin o hayat tarzını, senin hayat tarzını değiştirmek istiyor. Dolayısıyla onun bilgiyle, düşünmekle işi olmaz. O hızlı yaşa, araba al, ev al, öl. Bu kadar yani. Hani bu böyle bir şey koyar işte, değil mi? Materyalist bir anlayış yani, çünkü adamlar ahireti düşünmedikleri için ya da senin de düşünmeni istemediği için tabii ki bu dünyaya yoğunlaşmanı isteyeceklerdir. Yani onların işleri bu. Şey var yani, hani mesela o dizilere bakın, şey yok, erkek ya hepsi zengindir, ne iş yaptıkları belli değildir ama yani işle alakaları işte evden çıkarken arabaya binmek, eve dönerken arabadan inmek, bir de işte ofiste işte masada bir şeydir ama ne üretiyorsunla alakalı bir şey yoktur orada. Dolayısıyla genel kitleye o şekilde meyledince dolayısıyla kazanç anlamlaşan, yani şey ihtiyaç yok bunun için. O sadece seni o hayalle avutmak istiyor. Şeyi de iki türlü ayırmak gerekiyor. Yani sosyal medya için de söylüyorum. Basılı görsel medya için de söylüyorum. İyi etkiler de söz konusu. Yani mesela bizim şu Yoldaki Mühendis kitabımız, Abdullah Galip Bergusi'nin, mesela sosyal medya ile tanındı. O da tamamen doğal bir şekilde okuyan, ya ben bu kitaba başladım, hani bitiremeden bırakamadım gibi. Aslında benim de başlama sebeplerinden bir tanesi oydu. Ben de arkadaşımdan gördüm. Evet. Hani o paylaşmıştı. Oradan gördüm. Ondan istedim. Bir türlü fırsatım olmadı gidip şey yapma. Yerine sonradan, geldiniz sonradan çok şükür. Temin ettim. Tamam. Güzel, hakikaten de güzel bir kitaptı. Yani olayın böyle bir şey vardı. Bu şey gibidir. Hayatın her alanıyla alakalıdır. Medya kendisi kötü bir şey değildir. Sosyal medyadan kendisi de kötü bir şey değildir. Önemli olan senin onu nasıl yorumladığındır. Sen onu fitne fesadın yaygınlaşması için de kullanabilirsin. Sen onu ıslah için, işte güzelliğin, iyiliğin yaygınlaşması için de kullanabilirsin. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kötülük virüs gibidir. Onun yayılması için çok özel çabaya bile gerek yok. Uygun ortam yeter de artar bile. Ama iyilik, o üzerine titremen gereken bir bitkidir. Kesinlikle. Onu tohumu özenle ekeceksin, ona bakacaksın. Toprağına sonra, bakacaksın, sulayacaksın. Sonra onun böyle güzel bir şekilde boy verdiğini göreceksin. Yeşil ama rüzgar estiğinde eğilen ama kırılmayan. Sonra sapı üzerine dimdik. Sonra bile 700 veren. Değil mi? Bunlar hepsi aslında ayetlerin sıralaması. Evet. Güzel bir ekin örneği. Aynen. Bizim yayın evimizin ismi de oradan geliyor. Aynen. Ekinden geliyor. Dolayısıyla iyilik bu anlamda üzerine titrememiz gereken bir şeydir. Şöyle de bir özelliği vardır. İyilik bir yerde kök saldı mı, onu tutsak desen, onu kitaplarına dayaksan, onun önderlerini de katletsen, onu yok edemezsiniz. Önderlerden bahsetmiştik. Hani örnekler verecektik İslam önderlerinden. Yani şöyle söyledim, yani iyilik bağlamında bahsetmiştik. Yani iyilik bir yerde kök saldı mı, Allah'ın izniyle bu iyiliğin önderleri katledilseler dahi onların mübarek kanları o iyiliğin daha da yakınlaşması için bir berekete dönüşüyor. Kesinlikle. Yani şöyle düşünün, Şeyh Said ve arkadaşları katledildiler ama Şeyh Said ve arkadaşları katillerinden çok çok itibarlılar. Bundan 90 yıl önce katledildiler. Bugün torunları bunların davasını yüklenmiş ve daha çok yani yayılmışlar. Torunları, o misyonun takipçileri fark etmiyor. Yani veya torunlar derken tabağı olarak değil. Anladım. O şey anlamında, fikri anlamda. Evet. Ve İskilipli Atıf Hoca'yı bahsedersek veya Ömer Muhtar'ı veya İzzettin Kassam'ı veya Mevdudi'yi veya yani hani bu veyaları artırabiliriz. Evet. Çünkü biz de hani bizim için hani Misak-ı Milli diye bir şey yoktur. Bütün kesinlikle. Bütün dünyadır Misak-ı Millimiz. Dolayısıyla hani evrensel düşünüyoruz doğal olarak inancımız gereği. Biz yayıncılık anlamda da önderlerimizin yeni nesillere, okuyucularımıza tanıtmayı bir vefa borcu olarak görüyoruz. Yani bu anlamda
İşte biz Ömer Muhtar olsun, Şeyh Said olsun, Hasan Elbena olsun, Mevdudi olsun, yarın da hani bu anlamda çaba sarf etmiş değerlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Bu anlamda onlara yayıncılık yoluyla, yayınlar yoluyla, kitaplarımız yoluyla veya dergilerimize makaleler yoluyla bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hakikaten Müslümanların kendi önderlerini, asıl önderlerini, birilerinin dayattığı önderler değil de kendi içimizden çıkardığımız İslam alimlerini tanıması bu noktada çok önemlidir. Siz de buna bir katkı sunuyorsunuz. Şimdi teknolojideki gelişmelerden bahsettik. Biraz da okuma tavsiyelerinden bahsedeceğiz. Şimdi okuma tavsiyesini bir dayatma olarak görenler de var. Yani niye dayatıyorsunuz diyenler de var. Yok işte serbest bırakalım diyenler de var. Yani serbest mi bırakmak lazım okuyucuyu yoksa hakikaten tavsiye mi etmek lazım? Bu konuda ne düşünürsünüz? Yani şöyle söyleyeyim, din tavsiyeleşmektir. Yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmak dinin temel şartlarından birisidir. İslam'ın temel şartlarından birisidir. Dolayısıyla bu anlamda şöyle bakmak gerekiyor. Kitap okuma anlamında da tavsiyelerin olması gerekiyor. Yani ben kendi çocuğuma kitap tavsiye ediyorum. Onu yönlendiriyorum. Bu benim ebeveyn olarak bir hakkımdır. Bunu hani bu şey değildir, bu bir dayatma değildir. Ama çocuğumun kendi tercihleri de var. Yani işte kitap evine gittiğimizde ya da bir fuara gittiğimizde ya da bizi ziyaret ettiğinde kendi tercihleri de söz konusu. Ben de o tercihlerine bakıyorum. Onu dikkate alıyorum. Yani o tercihlerini onu dikkate alıyorum. Çünkü onun merakının ölmemesi gerekiyor. Yani tavsiye ederken onun merakını Yani öldürmememiz tavsiyeyi gerekiyor. dayatma boyutuna Tabii ki, geçirmemek tabii ki, gerekiyor. tabii ki, tabii ki. Yani öyle olunca da gerçekten oldukça da verim alıyorsunuz. Yani benim çocuğum ilkokul 3. sınıfa gidiyor. Allah razı Ve olsun. Allah razı olsun. Yani şey için örnek vermiş olayım. Hani benim çocuğum olduğu için örnek vermiyorum. Yok zaten insanlar yani çevresinden bildiğimizden örnek vereceğiz. Yani bilmediğimiz insanlardan örnek Yüzüm veremeyiz sonuçta. kızardı biraz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bazen gece 2'de kalkıyorum. Bakıyorum işte odası ışığı yanık. Ne yapıyor? Kitap okuyor. Ne yapıyorsun oğlum sen diyor. Diyorum, kitap okuyorum diyor. Oğlum bu saatte okunur mu diyor. Yani uyusana diyor. Yeni zamane çocukları herhalde çok hazır cevaplar diyor. Çok sakin bir şekilde baba diyor kitap okuma kötü mü diyor. Yani kalıyoruz böyle tabii ki. Şunu fark ettim. Yani ben küçükken okuduğumda da onun farkındaydım ama kendi çocuklarımda da çevremde de şunu fark ettim. İnsan ilk önce meraktan kitap okuyor. Yani yani bilmediği bir mesele var. Şey okuyor. Mesela çocuğuma mesela akşam kitabı kapattırmak istediğimde ya baba diyor ben hani diyor arkada ne oluyor çok merak ediyorum diyor. Onu da okuyayım diyor öyle kapatalım diyor. Yani hadi şu sayfayı da okuyayım, şu sayfayı da okuyayım. İşte hani ona göz yumuyoruz ama hani uyumasına da bir şekilde vakit ayırtmaya çalışıyoruz. Tavsiye ederken gençlerimizin özellikle merakını öldürmemeliyiz. Bu çok çok önemli bir şeydir. Dolayısıyla bu anlamda çeşitliliğe izin vermeliyiz. Yani bir gözden okumaya gerek yok. Onu yine seçelim. Hani Aslında burada ebeveynlere iyi bir rol düşüyor. tabii ki. Yani çünkü çocuğu çok serbest bırakmamak Doğru. gerekiyor. Hani serbest bıraktığımız zaman ne okuyacağı, sonradan pişman olacağımız şeylere, fikirlere yönelmesi de söz konusu olabilir. Ama bir seviyeye kadar onlara kitap tavsiye etmek olumlu bir şey. Ya şimdi şeyler var. Mesela şey şikayeti var. İşte benim çocuğum neden kitap okumuyor tarzından şeyler de duyuyoruz. Konuşuyoruz yani çevremizden veya bazen gittiğimiz okullardan, ailelerden, kendi çocuklarının gittiği okullardaki çocuklarımızın aileleri, diğer çocukların ailelerinden dinliyoruz. Şunu fark ettim. Bir evde ebeveynler kitaba vakit ayırmıyorsa çocuk da ayırmıyor. Yani sen odada, salonda televizyon açıp izleyip çocuğa diğer odada kitap okumaya gönderemezsin. Gönderebilirsin ama nasıl zorla. O bir süre sonra nefrete dönüşüyor. Onu bir şey olarak alıyor. Onu bir
hani zorla dayatılmış bir şey olarak algılıyor. Geçen okuduğum bir makaleden örnek vereceğim. Orada makale yazan kişi işte bir profesördür. Oğlunun çok kitap okuduğunu söylüyorlar çevresindeki insanlar. İşte bizim oğlan niye kitap okumuyor da sizinki okuyor? Hani biraz da onun profesör olmasına bağlıyorlar bu işi, unvanına bağlıyorlar. O da diyor ki yani benim unvanımla alakalı bir durum değil bu. Ben çocuk emeklemeye başladığında beni kitap okurken gördü bir köşede. Çocuk büyüdü, oyun oynamaya başladı. Yine ben kitap okuyordum. Çocuk lise çağına geldi, arkadaşlarıyla dışarı çıkıyordu. Ben yine kitap okuyordum aynı yerde. Çocuk üniversiteye geldi, bilinçli bir birey oldu. Ben hala orada kitap okuyorum. İşte diyor ki işte acaba babam niye bu kadar çok kitap okuyor? Artık o da sorgulamaya başlıyor. Ve o da kitap okumaya yöneliyor ve hakikaten bilinçli bir okuyucu bilincine sahip oluyor. Bilinçli bir okuyucu oluyor. Tabii çevresindeki insanların da dikkatini çekiyor bu. Ve gelip babasına sorma ihtiyacı hissediyorlar. Neden bu şekilde? Aslında buradaki ebeveynin rolünden bahsediyor. Yani ebeveyn kitap okursa çocuğu da tabii ki babasından gördüğü için, annesinden gördüğü için kitap okumaya yönelecektir. Doğrudur. Yani çok isabetli bir makaleymiş. Şey olması gerekiyor. Çocuk eve geldiğinde dokunabilecek kitap olması gerekiyor. Hani bizde şeydir, meşhurdur. Oğlum dokunma, oğlum yıpratma, oğlum şöyle yapma. Yok, yapsın. Harbiden çizsin kitabı, bir şey olmaz. Kapağını çizsin. Bazen kitaba zarar da verebilir. Ama zamanla kitaba nasıl davranması gerektiğini bilir. Yani evlerimizde en azından bir odada dahi baş köşede kitabın olduğu bir odamız olsun. Yani bir şey de olsa, ya da evde bir şekilde sürekli oturduğumuz yerde sehpanın üstüne, yani en azından televizyon kumandasının yanında bir dergi, bir kitap yer alsın. Bu gerçekten çocuklarda o biraz önce bahsettiğiniz o okuma melekesinin kazanmasına çok ciddi katkısı oluyor. Kesinlikle. Yani bu şey bir şeydir. Yani bu çocuk tamamen ebeveynlerini taklit ederek hayatı anlamaya çalışır, öğrenmeye çalışır. Sonra özgün bir kimliğe bürünür. Dolayısıyla eğer onun okuyan, sorgulayan, düşünen bir birey olmasını istiyorsanız, ebeveynler bunu istiyorsa, kesinlikle okumaya vakit ayırmalılar. Yani kendilerini zorlasınlar. Belki öyle bir aile geleneğinden gelmemiş olabilirler. Normaldir. En azından bu bir nesil kendilerini alıştıramayabilirler bu konuya ama fakat çocuklarını bir nesli bu konuda kitap okuma konusunda bilinçlendirme Kesinlikle, kesinlikle. Alsın, ellerinde. alsınlar. Onlar okurken desinler, oğlum sen de şu kitabını oku desinler. Veya kızım sen bunu oku. Onlar bir dergiye bakarken, hoşlarına giden bir makaleye bakarken şey yapsınlar. Yani mümkün mertebe fark etmiyor. Yani kendi anlayışlarına uygun, kendilerini rahatsız etmeyecek bir dergiye abone olsunlar. Kendi isimleriyle bir derginin eve gelmesi hem kendilerine önemli katkısı olacak, hem de çocuklara önemli katkısı olacak. Çünkü dergiler birer mekteptir. Sadece hani yazar üreten bir mektep değil, aynı zamanda okuyucuyu da kendi içine çeken bir mektептir. Mektubuyla, yorumuyla, yazı okuduğunda aile içindeki o tartışmayla. Dolayısıyla evin içine ne kadar basılı kağıt var ise o evde yaşayan çocuklar hayatlarını ona göre düzenliyorlar. Dolayısıyla gerçekten çok güzel bir örnek verdiniz. Ailelerimiz çocuklarına hani, değil mi, o kadar çaba sarf ediyorlar işte, falan dershaneye gitsin, falan okulu kazansın, şöyle olsun diye. Basit bir şey yapsınlar. Haftada 3 defa da olsa bir okuma saati belirlesinler. Kesinlikle. Ben onlara en azından Türkçe'de en iyi soruları onların cevaplayacağının garantisini verebilirim. Evet, bu konuda Mantık da zaten sorularının çoğunu onların cevaplayacağına onun şeyini verebilirim, garantisini verebilirim. Ve matematik zekalarının da çok çok üst düzeye çıkacağının da garantisini verebilirim. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı bir şey. Allah müthiş bir şey vermiş. Yani akıl kullandıkça kapasitesi gelişiyor. artan bir Aynen. şeydir. Dolayısıyla onun için çaba sarf edelim. Kelime hazinemiz artsın.
Ufkumuz genişlesin. Gidemediğimiz, göremediğimiz yerlerle en azından kelimelerle şey yapalım. Çocuklarla konuşuyoruz mesela biz. Çocuklar diyorlar ki biz okuduğumuzda diyor, o kitabı okuduğumuzda diyor, sanki diyor böyle zihnimizde diyor sanki film gibi oluyor diyor. Müthiş bir şey. Düşünce yeteneğini geliştiriyor. Aslında mesela bir film izlerken oyuncunun kıyafetlerini yönetmen belirler ya da o görsel işlere bakan teknik arkadaş belirler. Fakat roman okurken o romandaki kişinin giysilerinin rengine siz karar verirsiniz genelde. İşte hani hava karanlıktır der, işte orada karanlığı siz kendi kafanızda kurgularsınız. Aslında o kitabı kafanızda canlandırmış oluyorsunuz ve filmini çekmiş oluyorsunuz bir nebze. Şimdi size şahsınıza özel bir sorum olacak. Kimi yayın evlerinin sahipleri bu konuda biraz zorlanmışlardı açıkçası. İşlerinin yoğunluğundan dolayı. Şimdi bu kadar kitap tavsiye ediyoruz. Bu kadar kitapla haşır neşir olmuşuz. Acaba siz kitap, iyi bir kitap okuyucusu olduğunuzu düşünüyor musunuz? Aşağı. Yani öyle bir şeyin söz konusu olamaz. Cevazilikten dolayı estağfurullah, tabii ki. Estağfurullah. Yani ben elimden geldiğince okumaya çalışırım. Yani şimdi işimiz gereği hani editörlük yapıyoruz. Kendi yayınladığımız kitapları teknik olarak da olsa okumak durumundayız. Yani en son okumayı biz yapıyoruz. Ama onun dışında da diğer yayın evlerimizden çıkmış olan, ilgimi çeken kitaplar takip etmeye çalışıyorum. Konulu okumaya çalışıyorum ben. Yani şu bu ara halk evleri üzerine bir çalışmam var. Mesela halk evleri üzerine yazılmış ne kadar kitap varsa topladım. İşte makaleler falan. Onları okuyorum. Yani bu ara hani uğraşım. Evet. Çok ilginç veriler var. Çok şey var. Çok bana büyük katkısı oluyor. Okumaya çalışıyorum ben. Yani şüphesiz bizi ziyaret eden, bizi arayan, bizim tanıştığımız gerçekten çok iyi okurlar var. Çok iyi okurlar var. Evet. Onlarla kendim kıyasladığımda ben iyi okurum diyemem. Evet. Ama okumaya çalışıyorum diyebilirim. Şimdi kitap nasıl seçilir? Yani doğru kitap nasıl seçilir? Yani bir kitapta doğru kitap seçmenin kriteri nedir? Şeklinden bakarız, kapağına mı bakarız, yazarına mı bakarız? Neye göre bir şimdi, doğru kitap seçeriz? Şimdi fuarlarımız oluyor. Fuarlarımıza şeyler geldiğinde, bazen aileler çocuklarıyla geldiğinde anne baba kitaplara bakarken çocuk da meraktan baktığında işte ne oluyor, kitabın kapağı yıpranıyor, bir şey oluyor falan. Anne baba o refleks, oğlum dur veya kızım dur yapıyor. Ben tam tersini yapıyorum, karıştır diyorum. İki tavsiyem var. Bunu kendi çocuklarıma da yapıyorum. Bir, kitabı aldığınızda bu kitabın hangi yayın evinden çıktığını göreceksiniz. Yazarı kim onu bileceksiniz. Resim varsa resimleyen kim? Emek sarf etmiş. Kim bunu resim? Bunu bileceksiniz. Okurum. Ben çocuğuma okuduğu kitapla alakalı alırım. Böyle hem şakalaşırız hem de sorarım ona ben. Yani alırım ya işte bu, peki kitabın yayın evi kim? Yani kim çizmiş içindeki resimleri? Yazarı kim? Bunlar önemli şeyler. Kitapla alakalı ikinci şey de hani ben gelenlere arka kapağı okuyun derim. Yani çünkü arka kapak kitapla alakalı bilgi veriyor. Özellikle ben çocuklara, gençlere bunu özellikle söylüyorum ki kitapla ilgili nasıl bir ilişki kuracaklarını bilsinler, öğrensinler diye. Diğer türlü hani doğru kitap nasıl seçilir? Doğru kitap ihtiyaçla ilgili bir şeydir. Yani siz ihtiyacınızı belirlersiniz. Sonra o ihtiyaçla alakalı ortaya çıkan, yani o ihtiyaçla alakalı kim ne cevap vermiş onlara bakarsınız. Yani mesela ben şu anda yaptığım okumayla alakalı nasıl yapıyorum? Ben konu belirledim. Sonra o konuyla ilgili yapılmış çalışmalara göz attım. İşte kimler yapmış? İşte sosyalistler yapmış, İslamcılar yapmış, Kemalistler yapmış. Bu konuyla alakalı şeyler yazmış. Bunların üç görüş de benim için önemlidir. Yani ne dedikleri benim için önemlidir. Dolayısıyla üçünü de ben okuyorum. Ama bunu tartacak bir... Tabi bilgi ve deneyime sahip olmak gerekiyor ki bu fikirler arasındaki doğruya ulaşabilmek. Tabii ki. Yani hani ben
Hani bazen gerçekten yani mesela bu konuyla alakalı bir kitap okuyorum. Çok böyle meşhur bir yayın evinden çıkan. Yani bütün okudum, bazen okuduğun şey şeye de yarıyor. Yani sadece şeker kamışı çiğnersin ama bir şekerin bir küp şeker kadar ihtiyacın olan şekeri alabilirsin. Evet. 3-4 tane bilgi alabildim o kitaptan ama okumak gerekiyor, şey yapmak hani bu anlamda bilmek gerekiyor ne yapıp ne ettiğini. Doğru kitabı bu kişisel bir meseledir. Yani kişi seçecek, kendine bakacak, görecek. Eğer bir konuda derinleşmek istiyorsa o konunun taraflarını bilmeli. O taraflarla göre kitapları alıp okuyacak. Veya bir özel bir kitap istiyorsa o seçtiği kitap doğru bir kitaptır. Ne bileyim şiir okumak istiyorsa yani Bir şiir derlemesi alması onun için iyi bir şey. şairleri bilmesi gerekiyor. Yani kendi kafasını yormasın. Kafası çöplük değildir. Bunu unutmasın. İyi şairleri, bu İslamcı olur veya olmaz fark etmiyor. Alsın baksın ama onu tartabilecek şey olsun. Bir altyapısı olsun. Tabii insan önce doğru kitap seçerken kendini iyi tanımalı ki kendine göre Doğru. kitabı Doğru. seçebilmesi Çünkü yoksa gerekiyor. şeye dönüyor. Bir süre sonra başlayıp bitirilmeyen kitaplar şeyine dönüyor, Evet. koleksiyonuna dönüyor. Ama benim şeyim özellikle hani belli bir yaşa gelmiş, belli bir altyapısı olan insanlara ben konulu kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Yani Evet. mesela Siyer mi okuyorlar? Örnek mesela Siyer. O konuyla alakalı baksınlar kim ne yazmış. Yani kimler var? Çeşit okusunlar. Meal mi okuyacaktı? Mealde bile değil mi? Hani meal Kur'an kendisi değil diyorum. 3-4 çeşit ol bir karşılaştır hele işte. Muhammed Esed ne demiş? İşte ne bileyim Elmalı. Elmalı ne demiş? Şey ne demiş? Yani şey anlamında karşılaştırma yaptığın imkanı bulduğumuzda o fikri tartmak daha kolay oluyor ve kesinlikle o sende kalıcı bir bilgiye dönüşüyor. Kesinlikle. Şimdi doğru kitap nasıl seçilir az çok Murat Bey bize anlattı. İnşallah gereken bilgileri almışızdır. Şimdi okumanın bir saati var mıdır? Ya da şimdi hangi saatlerde kitap okumak daha faydalı olur insanlara? Yerle iç içe mi bu? Tabii Yerde şimdi dahil mi yerde ona? dahil yani. Evet. Yeri ve zamanı var mı yani kitap okumanın? Kitap okumanın yeri ve zamanı yoktur. Kitap her yerde okunur. Ve kitap uygun olan her zamanda okunur. Yani mesela İstanbul büyük bir şehir. İşte toplu taşıma araçlarında bayağı bir vakit harcanıyor. Bence İstanbul'da toplu taşıma araçları da geçirdiğimiz zamanı en iyi değerlendireceğimiz şeylerden birisidir okumak. Metroya bindiğimizde veya otobüse bindiğimizde ben çok istifade ediyorum. Yani sıkılmıyorum da trafik olduğunda yani o okuduğumda böyle bir şey oluyor, böyle bir katkısı oluyor. Çoğu zaman hatta bazı zamanlarda diyeyim durağı kaçırma ihtimalimiz de Doğru oluyor oluyor, yani. oluyor. Benim şeyim var. En azından eve giderken son durak. Şey dolayısıyla öyle bir şeyim yok, öyle bir riskim yok. Bazen geçiyoruz. O zaman geri dönüş olabiliyor. Şeyle ilgilidir ama kimisi mesela işte yatmadan evvel okur. Ama bunu dikkat etsin niye dönüşmesin. Evet. Yani şey kitap hani okuyayım da uykum gelsin de dönüşmesin o riskli bir durum. Ama şöyle söyleyeyim insanın en böyle algısının açık olduğu zaman vakit yani bir konuyla ilgili çaba sarf etmesi gerekiyorsa, derinleşmesi gerekiyorsa bu şeydir. Sabah namazından sonraki vakittir. Yani Buna sabah namazından sonra uyumamak evet. ve eğer işe gideceksek işe gidelim, okula gideceksek okula gideceğiz. O zamana kadar kitap okuyarak değerlendirmek. Hakikaten ben de okuduğum birkaç denemede, makalede okuduğum kadarıyla söylüyorum. Yani kendimiz de gerçi test ediyoruz, bunun faydasını görüyoruz. Sabah namazındaki, o sabah namazındaki sonraki vakit hakikaten insanın zihninin dinç olduğu bir vakit ve okumanın daha verimli olduğu bir vakit. Doğrudur. Yani ben şey ayrı mesela şeyle alakalı sabah namazı sonrası özel çalışmaların ki mesela dil çalışırken bu tavsiye ediliyor. Dil Dil çalışırken, çalışırken evet. evet yani kalktığımızda mesela diyorlar ki yatmadan evvel o şeyi tekrar edin ya da düşünün sabah kalktığınızda
alın tekrar okuyun, tekrar edin ve yeni bir şeye başlayın. Kesinlikle bir şekilde kalıcı oluyor. Bu bilgi kitap okumakla alakalı da böyledir. Özellikle ağır bir metin okuyorsanız, karşılaştırmalı bir metin okuyorsanız, yani mesela arabada okuyamayacağınız şeyler vardır, şeyler vardır. O sabah namazı sonrası böyle zihnin arı berrak olduğu bir zamandır. Evet, İyi bir zaman. zamanı da az çok öğrendik, tavsiyelerini aldık. Şimdi sizin de merak ettiğiniz bir soru, ısrarla istediğiniz bir soru, kitap tiryakiliği Evet. konusuna geleceğim. Kitap tiryakiliği diye bir şey var mı? Ya da varsa nasıl ben kitap tiryakisi olduğumu anlayacağım? Şimdi hazırlık yapmışsınız, sorularınızı gördüm. Yani izleyici de yanlış anlamasın, kopya alıyor değil sorularla ilgili. Doğaçlama devam ediyor. Yani sorulara da şey kalmadık, çok fazla bağlı Evet. kalmadık. Sağ olsun araya giriyorsunuz, biz Yok, güzel dağıtıyoruz. güzel bir sohbet oldu. Sohbet Eyvallah. havasında olması bizim için daha Eyvallah, Allah güzel razı oluyor. olsun. Yani tiryakilik meşhur anlamda konuşuluyorsa, yani meşhur anlamıyla kullanırsak, tiryakilik bağımlılığı ifade eder. Evet. Bağımlılık ise aklın devreden çıktığı şeyi ifade eder. Dolayısıyla Artık insan duygularıyla hallediyor bu işi. düşünmeden karar verilen bir şeyi ifade eder tiryakilik. Bilmem ne tiryakisi olursun değil mi? Kötü bir alışkanlık mesela. Kesinlikle. Yani dolayısıyla tiryakilik değildir. Yani kitap okumak bir meleke halini almak istiyorsak bu bilinçli bir tercih olması gerekiyor. Aklın devrede olması gerekiyor. Evet. Seni bağımlı kılacak bir şey şey değildir. Yani kitap olamaz yani. Kitap seni bağımlı kılmaz. Kitap seni özgürleştirir. Kitap seni bilginin asıl kaynağına götürür. Kitap seni hani karanlıktan Aydınlığa. aydınlığa taşıma iddiasındadır. Kitap senin ana kitabın daha iyi anlaşılması için bir araçtır aslında. Kitap Evet. seni fıtratınla tanıştırır. Fıtratla, senin fıtratın sesine kulak veren bir insan bağımlı olamaz. Çünkü bağımlılık ayrı bir şeydir. Bu, yani tiryakiliği bu anlamda değerlendirdiğim için Evet. söylüyorum bunu. Dolayısıyla kitap tiryakiliği olmaz. Evet, süremizin de sonuna doğru geliyoruz. Birkaç sorumuzu atlayıp son soruma Buyurun. geleceğim. Kitap okurlarına bir tavsiyede, bir okuma programı tavsiyesinde bulunsanız, ne tür bir tavsiyeniz olur? Yani şöyle söyleyeyim, çocuklarımıza kendilerine iyi rol model seçmeleri anlamında Peygamber Aleyhisselam'ı, Kur'an'da anlatılan peygamberlerimizin hepsi çok çok değerlidir. Hepsi bizim için öncüdür, peygamberimizdir. Hepsi bizim peygamberimizdir. Peygamber kıssalarını ve Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını, onun arkadaşlarını, onun çocuk arkadaşlarını okumalarını tavsiye ederiz. Çünkü onlara rol model olarak en iyi rol modeller bunlardır. Gençlerimize çocukluktan gençliğe geçerken Resul Aleyhisselam'dan bugüne bu dava için mücadele etmiş, bedel ödemiş, hatta canını vermiş kahramanları tanımalarını öneririm. Dolayısıyla onların eserlerini, onların hayatlarını, biyografilerini bulsunlar, okusunlar. Aslında kitap okumak bir nebze geçmiş dönemde yaşamış alim insanlarla, bilgili insanlarla bir sohbet Tabii. edebilme Eyvallah. imkanı sunuyor Doğru. bize. İki, üç, gençliği, yani bunlar bizim duygularımıza hitap ediyor. Ama biz duygularımızın ayağın yere basmasını istiyoruz. Duygusal kalmamamız, yani kalmamalıyız. Bunu bilgiyle taçlandırmamız gerekiyor. Hangi kimlik sahibi olursak olalım, ister Müslüman olalım, ister kendimizi sosyalist olarak tanımlayalım, ne bileyim işte nasıl tanımlıyorsak tanımlayalım, seçtiğimiz kimlikle alakalı herkesiyle konuşabilecek bir yeterliğe sahip olmamız gerektiğini unutmayalım. Evet. Yani eğer kendimizi Müslüman olarak tanımlıyorsak, üniversiteye geldiğimizde, hele hele üniversiteden artık mezun olma durumuna geldiğimizde, hadis meselesinde, sünnet meselesinde, kelam meselesinde, tarih meselesinde bu işin uzmanı olanlarla konuşabilecek, bir fikri tartışabilecek yeterlilikte olmayı hedeflemeliyiz kendimize. Evet.
burada süremizin sonuna geldik. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz size. Hoş bir sohbet oldu. Güzel tavsiyelerde bulundunuz. Evet değerli izleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. İnşallah bir dahaki haftaya görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.